İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın çocukları Vahagın Vartevanyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Natali Luazo. Berzor yolunun kapatılması yasa dışı ve durdurulmalıdır. Akı hükümeti Arçak çevresindeki çemberi sıklaştırıyor. ABD Kongresi'nde Dağlık Karabağ halkının korunması başlıklı duruşmalar gerçekleştirildi. Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü, yağışlar Arsak'taki enerji krizini hafifletiyor ancak topyekün abluka nedeniyle durum daha da zor olabilir. Ejderha taşlarının UNESCO Dünya Mirası ön listesine alınması için başvuru hazırlanacak. Pranga çözen bir manastır olan Moşağbüyr. Arsak Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, saldırı timi komutanı Vahagın Vartevanyan, 1989-1994 yılları arasında Araradın Yeras, Goris'in Şurnuh, Goris Kapan Karayolu, İcevan ve Arsak Dağlı Karabağ'ın Askeren Hocalı, Kubatlu'nun Seytaz, Verin Çibikli, Nerkin Çibikli, Gulebert, Mardagert'in Garmiravan, Akna'nın Parpıravent, Şaraphane ve Gomer adlı mahalleler ile Gomer sitelerinin öz savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. 1994 yılının 21 Nisan gecesi Vahagın Vartevanyan liderliğindeki birliğin 38 özgürlük savaşçısı Garmiravan köyü yakınlarında konumlandı. Düşman şafak vakti ön saldırıya geçti. Kuşatılma tehlikesini hisseden Vahagın Vartevanyan ve ekibindeki 13 özgürlük savaşçısı diğerlerinin geri çekilmesini sağlamak için ateşi kendi üstüne aldılar. Kuşatmada 13 özgürlük savaşçısının şehit düşmesinin ardından düşmanın teslim olma teklifini reddeden yaralı Vahagın cephane bitene kadar muharebeye devam etti. Düşman yaklaştığında Vahagın Vartevanyan el bombasını patlatarak kendisiyle birlikte düşmanın 4 askerini de imha etti. Vahagın Vartevanyan, Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsak Dağlı Karabağ'ın 1. dereceden savaş haçı nişanlarıyla onurlandırıldı. Vahagın Vartevanyan ayrıca Arsak Kahramanı nişanının da sahibidir. Çeşitli etkinliklerin, programların, festivallerin metin ve versiyonlarının edebi olmayan günlük dilde derlemek moda veya sözde trend haline geldi. Açıklama veya gerekçe olarak hafif, çağdaş, genç olma sebebi ortaya konuluyor. Ermeni dilinin berraklığı ve bütünlüğünü korumak günümüzün zorluklarından biri haline geldi. Peki, halka açık bilgilendirme, programlar ve diğer toplu etkinlikler sırasında ana dilin bütünlüğünü korumak neden önemlidir? Dil bir silahtır. Aynı zamanda ulusal bağışıklığın en önemli bileşenidir. Dolayısıyla dil bozulunca düşünce, dilsel düşünme, algılar, fikirler, değerler sistemi de değişir. Ermenice dilini temiz tutma gerekliliği arzu edilir olsa da günlük yaşamıyla ilgili değil. Lisan canlı bir organizmadır ve değişime tabidir. Doğal bir süreçtir ancak herhangi bir değişiklik kabul edilmesi ve teşvik edilmesi gereken bir inovasyon değildir. Sorumlu olan genellikle kabalıkla tatlandırılmış günlük konuşma dilinin vaaz edilmesidir. Cümlede Ermenice yerine yabancı kelimelerin sık kullanılması da dil çarpıklığının bir tezahürüdür. Dil doğrudan kültürle ilgilidir. İnsanların birbirleriyle iletişim ve ilişki kurma aracı olduğu kadar değerleri, inançları ve gelenekleri aktarma aracıdır. Bugün Ermeni kimliğine, diline, kültürüne ve tarihsel hafızasına karşı amansız bir savaş yürütülmektedir. Çünkü bunlar yaşayabilir bir ulusal devlet ve ulus olarak kalmanın ana ekseni ve kaynağıdır. Tarih boyunca fatihler, fethedilen halkların kültürlerini ve dillerini savaştan sonra bastırmaya veya yok etmeye çalıştılar. Ermeni halkının ve aydın tabakasının karşı çıktığı bu tür olaylar bizim tarihimizde de kaydedilmiştir. Şimdi bağımsız bir devlet olarak ulusal kimliğin ve özellikle dil ve kültürün korunması konusunda daha umursamaz davranıyoruz. Bu alanın korunmasını hafife alıyoruz, bunun sonucunda diğer alanlarda kaybediyoruz. Ulusal kimlik krizi, manevi güvenliği tehdit eden zorluklarla doğrudan karşılaşılabilir hale gelir.
Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Konularından sorumlu Alt Komite Başkanı Natalie Loiseau başkanlığındaki heyet Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Natalie Loiseau bir basın toplantısına konuşarak Berzor yolunun kapatmanın yasa dışı olduğunu vurguladı. Natalie Loiseau basın toplantısında şunu kaydetti. Parlamentonun farklı ülkeleri temsil eden alt üyesinden oluşan bir heyet ile geldik. Durumu kendimiz değerlendirmek ve sınırda 4 aydır çalışan Avrupa Birliği sivil misyonunun nasıl çalıştığını görmek istiyoruz. Bakü'de akredite olan Avrupa Birliği Büyükelçilerine de mesaj gönderiyorum. Azerbaycan onları yasa dışı olarak kurulan kontrol noktasını ziyaret etmeye davet ederse, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uygun olarak daveti kabul etmekten kaçınmalıdırlar. Amerika Birleşik Devletleri Arsak'ta soykırım veya etnik temizlik tehdidini kabul edemez. Kongre üyesi Chris Smith bunu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'ndaki Arsak halkının korunması başlıklı oturumlarda duyurdu. Kongre üyesi Arsak'ın savunmasız küçük nüfusunun Türkiye tarafından desteklenen daha büyük ve daha güçlü Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldığını vurguladı. Chris Smith, 2020'den beri Bakü hükümeti Arsak'ın boğazını sıkıyor. Kuvvetleri sadece eski toprakların çoğunu değil, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını bile işgal etti. Bakü hükümeti antlaşmaları ihlal etti ve Arsak'ta insanların yiyecek ve diğer malları elde etmesi daha zor hale geldi. Hükümetimiz, Bakü ve Ermenistan Cumhuriyeti liderleriyle görüşmeler yaparken biz kongrede her şeyin hangi yöne gittiğini sormakla yükümlüyüz. Ülkemiz, Arsak'ta soykırım ve etnik temizlik tehdidini kesinlikle kabul edemez, dedi. Duruşmayı yöneten diğer kongre üyesi Jim McGovern'a göre, tartışma Arsak Ermenilerinin tehlikede olduğuna dair korkular olduğu için yapılıyor. Kongre üyesine göre bu korku, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere karşı gerçekleştirdiği Arminosit ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından tanınan soykırım dikkate alındığında haklı. McGovern şunu kaydetti. Bakü, Türkiye değil. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olan Türkiye'nin yakın müttefikidir. İnsanlar, Sovyetlerin çöküşünden bu yana en uzun süre çatışma olan Arsak çatışmasının tarihin tekerrürüne yol açabileceğinden korkuyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ermeni Komitesi Eş Başkanı Frank Ballon ise, Bakü makamlarının yerli Ermeni nüfusu Arsak'tan çıkartmak ve onları atalarının demokratik ülkesinde özgürce ve insanca yaşama fırsatından mahrum bırakmak için açıkça kasıtlı adımlar attığını belirtti. Bu aslında göz ardı edilmemesi gereken açık bir etnik temizliğin işaretidir. Palon, Arsak halkına yönelik devam eden saldırı ve abluka koşullarında Azerbaycan'ın soykırım niyetinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu krizi sona erdirmek için yaptırımlar da dahil olmak üzere elindeki diplomatik araçları daha iyi ve daha etkili kullanmaya başlamasının zamanı geldi. Batı Ermenistan hükümeti Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri tarafından düzenlenen oturumları olumlu değerlendiriyor ve Bakü yetkililerinin izlediği Ermeni karşıtı politikayı Batı'nın doğru algılamaya başladığını memnuniyetle vurguluyor. Batı Ermenistan hükümeti bu konuyu defalarca dile getirdi. Nihayet buzlar eridi ve insanlık Arsak'ın yerli halkına ve genel olarak Ermeni halkına yönelik politikanın insanlık için bir tehdit olduğunu ve yeni katliamlarla gebe olduğunu anladı. Sadece yasal toprakları içinde Ermenistan devletinin nihai olarak kurulması jeostratejik istikrarı dengeleyebilir ve yeni siyasi haritayı oluşturabilir. Artsakh Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı basın sorumlusu Datevik Haçadıryan, Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Artsakh'ta bu yılın Haziran ayında benzeri görülmemiş miktardaki yağmur suyu enerji krizini bir ölçüde hafifletiyor. Ancak şu anda ana elektrik kaynağı olan Sarsang rezervuarının eski rezervlerini geri getiremediğini ifade etti. Haçadıryan, barajın hacminin eski haline getirilmesi ancak Bakü yetkililerinin Artsakh'a Ermenistan Cumhuriyeti'nden sağlanan elektriğin tedarikini engellemeyi bırakması halinde mümkün olacaktır.
Bu durumda baraj suyunu büyük bir hacimde kullanmak zorunda kalmayacağız ve yaklaşık bir yıl içinde baraj eski haline dönecek dedi ve Arsa hükümetinin önümüzdeki aylarda ve özellikle kış aylarında derinleşen enerji krizini daha etkin karşılayabilmek için elektrik tüketimini azaltarak belirli su kaynaklarını çeşitli önlemlerle barajda biriktirmeye çalıştığını sözlerine ekledi. Ona göre sınırlı insani yardım yükünün Rus Barışı Koruma Birlikleri aracılığıyla taşınması olasılığı durumunda hükümet alternatif enerji kullanımına yönelik bir program uygulamayı planlamıştır. Ancak birkaç gün önce Azerbaycan'ın başka bir provokasyonu sonucunda Artsakh tam bir abluk altına alındı ve bu da gerekli teçhizatın ithal edilmesini imkansız hale getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Armenpress'e aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin aldığı kararla 2023 devlet bütçesi yasasına yeniden dağıtım ve eklemeler yapıldı. Buna göre Trinkatar Dağı'nda bulunan ejderha taşlarının UNESCO'nun Dünya Mirası ön listesine alınması için başvuru hazırlanmasına 4 milyon 494 bin dram tahsis edildi. Yeniden dağıtım, Trinkatar Dağı etrafında var olan ejderha taşlarının UNESCO Dünya Mirası ön listesine eşsiz ve evrensel bir miras olarak dahil edilmesi için başvurunun hazırlanmasına katkıda bulunacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nden 3 grup anıt UNESCO Dünya Mirası ana listesinde kayıtlıdır. Bunlar Sanahin ve Hahbat Manastır kompleksleri, Yekardavank Manastırı ve Yukarı Azat Nehri Vadisi, Eçmiyazin Katedrali ve Eçmiyazin'deki kiliseler ve Zvartnots Katedrali. Ermenistan Cumhuriyeti'nden 4 grup anıt UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası listesinde kayıtlıdır. Bunlar Divin Antik Bölgesi, Noravan Kilisesi ve Amahu Vadisi, Yereryuk Tapınağı, Datev Manastır Kompleksi ve Datev Çölü. UNESCO prosedürüne göre nesnenin Dünya Mirası ana listesine alınmasından önce ön listeye alınması gerekmektedir. Moşakbul Köyü'nün 1301 yılında inşa edilen Surpovan Neskarabet Manastırı, Ararat bölgesinin Urtsi Dağları'nın kuzey eteğinde yer almaktadır. İnşası Ermenistan'da Hristiyanlığın kabulünün 1000. yıl dönümüne ithaf edilmiştir. Yakın zamana kadar hem manastır hem de bitişiğindeki terk edilmiş Moşahbir köyü zincirli olarak biliniyordu. 2004 yılından bu yana Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla terk edilmiş köyün eski adı olan Moşahbir olarak değiştirildi. Manastırın az sayıdaki yazıtından birine göre manastır Orbelyan Hanedanı tarafından bir mezarlık olarak kurulmuştur. Manastırın bir kitabesinde manastırı inşa eden Mimar Butun adı korunmaktadır. Manastır kompleksi 1301 inşa edilmiş Spitakavor Surp Asvazazin Kilisesi, 14. yüzyılda yapılmış avlusundan iki katlı mezardan 1896 yılına ait manastır binalarından ve 1897 yılındaki surlardan oluşmaktadır. Surp Asvazazin Kilisesi'nin güney duvarındaki kitabesine göre kilise Orbelyan Tarsayiç Prensi'nin oğlu Prens Celal'in eşi Gomtsa tarafından yaptırılmıştır. Özellikle kilisenin batı girişinde tasvir edilen Meryem Ana ve bebek İsa'nın heykeli çok etkileyicidir. Manastır bugün hala halk arasında çeşitli hastalıkları iyileştirme gücüyle tanınmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dener Nellam adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.